Tevazi boyutuyla, ucuzluğuyla ve turizmiyle dikkat çeken Andorra ya da Andorra Prensliği, İber Yarımadası'nda bulunan, denize kıyısı olmayan, kuzeyde Fransa, güneyde İspanya ile çevrili bir mikro devlettir. Gelin bu minik devletle ilgili derlediğimiz bilgilere hep birlikte bakalım. 1 numara. Andorra dünyadaki tek eş prensliktir. Adından da anlaşılacağı üzere prenslikler bir prensin ulusa hükmetmesidir. Ancak Andorra prensliğinin diğer prensliklerden çok önemli bir farkı vardır. Çünkü Andorra dünyada eşi benzeri olmayan bir eş prenslik örneğidir. 1278'den beri iki prens tarafından yönetilmektedir. Bunlar Katalonya'da bulunan Urgel Piskoposu ve Fransa Cumhurbaşkanı'dır. Daha ilginç olan kısmı ise Andorra prenslerinin hiçbirinin Andorra'da yaşamamalarıdır. 2 numara. Andorra dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biridir. Yaklaşık 85 bin yerli sayısı ile Andorra yılda 10 milyona kadar ve bazen daha fazla turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bunların çoğu elbette kayak severlerdir çünkü Andorra kayak merkezleriyle ünlüdür. Valnort ve Grand Valira ülkedeki iki popüler kayak bölgesidir. Yüksek rakımı sayesinde ülkenin kuzey vadileri yılın birkaç ayı tamamen karla örtülüdür. Ayrıca Andorra birçok malın Fransa veya İspanya'daki maliyetlerinden %20 hatta %40 daha ucuza satın alınmasını mümkün kılan gümrüksüz bir bölge olduğundan Fransa ve İspanya'dan alışveriş için gelen ziyaretçileri de oldukça fazladır. 3 numara. Andorra, Euro para birimini resmi olarak kullanmasına rağmen Avrupa Birliği veya Euro bölgesinin bir parçası değildir. Aslında Andorra'nın hiçbir zaman kendi para birimi olmamıştır. Euro'nun piyasaya sürülmesinden önce ise İspanyol pezetası ve Fransız frangı kullanılmaktaydı. 4 numara. Andorra'nın başkenti Andorra la Vella Avrupa'nın en yüksek başkentidir. Bu şehir deniz seviyesinden 1000 metrenin üzerinde bir yükseklikte yer almaktadır. Şehir yıl boyunca ortalama 10 santigrat derece ile kışın olduğu kadar yazında soğuk bir iklime sahiptir. Şehrin rakımı ve serin iklimi daha önce de söylediğimiz gibi onu kıtanın kayak için en popüler şehirlerinden biri haline getiriyor. 5 numara. Barışçıl yaşam tarzı ve yüz ölçümünün son derece küçük olması nedeniyle Andorra'nın herhangi bir ordusu bulunmamaktadır. Ayrıca Andorra'da çok az sayıda polis memuru bulunmakta olup, Andorra ile herhangi bir devlet arasında ciddi bir askeri çatışma olması durumunda İspanya ve Fransa destek olmak zorundadır. Andorra uyruklu, 21 ile 60 yaş arasındaki eli silah tutabilecek olan tüm erkekler prensliği savunma durumlarında hizmet vermek zorundadır. Bu nedenle tüm Andorralılar ve özellikle her evin reisi yasaya göre evinde tüfek bulundurmalıdır. 6 numara. Andorra Prensliği, Katalanca'nın eyalet genelinde devlet dili olduğu dünyadaki tek ülke konumundadır. Katalonya'ya yakınlığı nedeniyle Katalanca'yı kendi resmi dili olarak benimsemiştir. Ancak nüfusun büyük bir bölümünün ana dili İspanyolca veya Fransızca olduğu için bu dillerin üçü de fiilen kullanılmaktadır. Okullarda İspanyolca, Fransızca ve Katalanca konuşulanlar olarak ayrılmıştır. 7 numara. Andorra'da tütün üretimi diğer ürünlere göre daha fazladır. Prenslikte sigara fiyatları komşu ülkeler olan İspanya ve Fransa'ya kıyasla son derece ucuzdur. Bu nedenle birçok insan ülkeye sigara satın almak için de gelmektedir. Ancak bu durum çoğu zaman dağlardaki sınırlarda kaçakçılığa yol açmaktadır.
Diğer yandan Andorra'nın sigaranın verdiği zararlara karşı riskleri azaltmanın ilk adımı olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün tütün kontrolü çerçeve sözleşmesine katıldığını söyleyebiliriz. Yine de turizmin yanında tütün üretimi son derece kazançlı bir iştir ve yılda yaklaşık 110 milyon euro gelir sağlamaktadır. 8 numara. Bazı araştırmalara göre Andorra dünyanın en eski 14. ülkesidir. 468 kilometre karelik yüzölçümü ile Avrupa'nın 6. dünyanın ise 16. en küçük ülkesidir. Ayrıca dağlık bir ülkedir. Topraklarının %90'ından fazlası dağlardan, ormanlardan, nehirlerden, göllerden ve çayırlardan oluşmaktadır. 9 numara. Andorra'nın Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Avrupa Birliği vatandaşlarının prensliğe girişlerde vizeye ihtiyaçları yoktur. Buna göre prensliğin vatandaşları da AB'ye girmekte özgürdür. 10 numara. Andorra'da ortalama yaşam süresi 83 yıldır ve bu göstergeye göre yaşam süresi bakımından dünyada Japonya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Uzun yaşam sürelerini ülkedeki doğal kaynakların çokluğuna ve ekonomik olarak güçlü olmalarına borçludurlar. 11 numara. Andorra vatandaşı olmak için ülkede en az 10 yıl yaşamanız gerekmektedir. Andorra mevzuatında çifte vatandaşlık imkanı yasaklanmakta ve vatandaşlık için başvuran kişinin daha önceki vatandaşlığından ayrılması talep edilmektedir. 12 numara. Andorra'da istihdam oranı neredeyse %100'dür. Az nüfusu ve çeşitli iş olanakları sayesinde dünyanın en düşük işsizlik oranlarından birine sahiptir. Bu durum ülkenin refah düzeyini de doğrudan etkilemektedir. 13 numara. Andorra'da havaalanı bulunmamaktadır. Prenslikten uluslararası yolculuk yapmak istiyorsanız İspanya veya Fransa'da bulunan havaalanlarından birini kullanmanız gerekmektedir. 14 numara. Aralık 1959'da ülke genelinde yaklaşık 2 gün süren yangınlar nedeniyle sürekli olarak itfaiye teşkilatının kurulmasına karar verildi ve 21 Nisan 1961'de Andorra İtfaiyesi kuruldu. Merkezi Santa Coloma'da bulunan Andorra İtfaiye Teşkilatı 120 itfaiyeciden oluşmakta olup 4 ayrı itfaiye istasyonunda faaliyet göstermektedir. 15 numara. Andorra'ya veda etmeden önce muhteşem kaplıcaları ve termal tesislerin de var olduğunu söylemeden geçmek istemedik. Ayrıca Andorra'da bulunan Kaldea kaplıcaları Avrupa'nın en büyük dağ termal merkezlerinden biridir.